Aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır. Parasızlık, işsizlik, sahneye çıkamıyoruz, mesleğimizi yapamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Hayatta kalmak için ihtiyacımız olan hiçbir şeye sahip değiliz. Aslında siz oturacak mısınız? Burası ile öteki odalarda fakirler, fukaralar, mülteciler. Başka mesleklere dönen elbette ki oldu. Memleketine taşınanlar var. Hiç esnaf yok. Çok kolay. Varsalar! Ağzında kenarın! Temmuz, Ağustos, Haziran bu borçlar birikiyor tabii ki. Kiralar birikti, faturalar birikti. Bununla ilgili hiçbir yardım yapılmadı. Aynen. Sizin de Türk yapımız farklıydı bence. Ha, çözülebilir miydi? Elbette ki. Sonuçta hani devlet bugünler için, bu anlar için, bu vergiler de bunlar için var. Hatta bazılarınız yüzündeki ışık yetmez, sizi aşağıda ışık diyor yüzüne. O zaman daha güzel olur. Yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Sadece pandemide değil, pandeminin sonrasında da. Ama pandemide örneğin ilçelerindeki tiyatroların kiralarını, birikmiş faturalarını ödemek belediyelere düşerdi. Ama bunu hiçbiri yapmadı. Sadece Şişli Belediyesi bir sahneyi öyle kurtardı. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Biz tiyatrocu olarak gördük ki hiç kimse bir şey düşünmek istememiş. Akıllarında yokmuşuz. Bu biraz acıydı. Sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Mevcut bir yasayı, kanunu, bir şey düzeltmeye, değiştirmeye çalışmıyoruz. Hakkımız olan bir yasayı, bir kanunu, meslek tanımlarını edinmeye çalışıyoruz. Bu acı. Yokuz çünkü. Zaman kibar bir ev sahibidir, ayrılanır.